Ne olsun öyle. Sabahki gibi durmuştu. Sen ne yapıyorsun? İyi işte. Baban yok yine. Ev bomboş. Bastılar bana da. Burası da öyle. Şimdi iki mikrop da yok ya. Büyük çölleşme var. Cancım. Ben seni sonra arayacağım. Nasılsın? Yabancı oldun iyice. Böyle daha iyi bence. Ama ben sana geleceğim Meltem Hanım'la bebeğinde oynayacağım. Seninle konuşacak çok şeyimiz var. Senin için böyle uzun bir liste biriktirdim. Şimdi çocuğu da boş listese sokmamak lazım. Ondan ağzımı açmıyorum. Zeynep yok mu? Verandada. Aa. Sinan'a ulaşamadım. Belki buradadır diye gelmiştim ama. Senin ne işin var Sinan'la? Ne işler karıştırıyorsun Meltem? O sabah Ahmet'e mesaj attı. O kim? Kim olacak? Arzu. Ne mesajı? Seni çok özledim. Bugün geliyorsun değil mi diye mesaj attı. Ben de Ahmet'i sıkıştırdım ama inkar etti. Ondan sonra etekleri tutuşa tutuşa gitti evden. Ben de Sinan'ı aradım, ihbar ettim. Dur bir dakika. Ahmet Elif'i aldı götürdü. Ben o zaman Sude'nin derdindeydim falan. Yoksa şey... Aferin sana ya. Ben sana demedim mi bunlar beraber kaçacaklar diye? Sen bu adama çocuk mu emanet ediyorsun? Nasıl bir aptalsın sen ya? Meltem. Ya abi kendinize gelin. Adamın işi gücü yok. Kızını kaçıran kadınla ha bir de Elif'i alıp kaçacak. Yok artık yani. E niye? Daha önce kızını kaçıran kadına yardım etti ya baba. Onu Elif'in hayatını kurtarmak için yaptı anne. Kızın öleceğinden korkmuş. Ne yapsın adam? Yani o an sağlıklı düşünememiş olabilir. Elif yok ortada Elif. Belki şimdi de sağlıklı düşünemiyor. Ulan delireceğim ya. Ben bir Sinan'ı arayacağım. Of ikiniz de uçtunuz şu an he. Yok açmıyorlar. Sinan da açmıyor, Ahmet de açmıyor. Yani delireceğim. Yalnız Ahmet böyle bir şey yaptıysa ben gerçekten katil olurum. Vallahi ben sana zevkle yardım ederim. Ay, kusura bakmayın ama yani... Hayal gücünüzü fazlaca zorluyorsunuz gibi geliyor bana. Ahmet Bey böyle bir şeyi asla yapacak bir insan değil. Kesinlikle oynattığınızı söyleyeyim. Anneciğim. Aa neredesin sen? Öldüm meraktan. Ne oldu memur bey? Neden siz getirdiniz? Nerede buldunuz? Ne oluyor? Size daha sonra bilgi verecekler. İyi günler. Geçerim. Anneciğim ne oldu? Neden polisler getirdi seni? Ya biz Ahmet amcayla geziyorduk. Sonra bizden polisler aldı beni buraya getirdi. Ahmet amcayı da hapse falan attılar. Ben hiçbir şey anlamadım. Bana bak küçük hanım. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Ben biliyorum baban seni Arzu'ya götürmek için geldi değil mi? Ama yakalandınız. İnşallah hapishanelerde çürüsün Ahmet de Arzu da. Meltem kes sesini. Ya ben niye yalan söyleyeyim? Neden olacak? Arzu'yu korumak için. Çocuk hırsızı. Sen benim anneme çocuk hırsızı diyemezsin. Vay vay büyüklere öyle vurulmaz olur mu öyle şey? O kadının karnında bebek var Elif. Yürü odana hadi. Hadi. Küçük hanım. Seninle öfke kontrolü konusunda çalışacağız tamam mı? Hadi bakalım odana. Ayşe teyze şey diyecektim ben sana. Benim karnım hala aç ya. Ya Can'cığım. Sende de galiba duygusal yeme bozukluğu var. Hadi gel. Gel börek ısıtayım sana. Sen yine ne altlar karıştırıyorsun? Hı? Ahmet bu eve gelip gitmesin diye abuk sabuk şeyler mi uyduruyorsun yine? Safsın sen ya. Saf. Bak Meltem. Ahmet bu çocuğu görecek. Beraber vakit geçirecekler. Beraber gezip tozacaklar. Yani alış buna artık. Sen Ahmet'i tanıdığını zannediyorsun ya. Aslında hiç tanımıyorsun. Ahmet buraya o kızı alıp Arzu'ya götürmek için geldi. Seni de uyuttu. Ya beni uyutmakta ne var? Sen 2 yıl boyunca uyuttun beni. Sen şu çocuğu bir doğur. Ben seni bir güzel uyutacağım. Ya o velet yalan söylüyor. Arzu'yu korumaya çalışıyor. Birinci sınıf suç örgütün evinde büyüdü bu çocuk. Arzu yetiştirdi.
Ne bekliyorsun? Bak ben sana iyilik yapıyorum Zeynep. Aç şu gözünü. Arzu büyüttü, Arzu büyüttü. Yeter ya. Benim çocuğum yalan söylemez. O çocuğu ben emzirdim. Anladın mı? Benim çocuğum o. Ayrıca savcılığa gidip hakkımda suç duyurusunda bulunduğunu da biliyorum. Bunları sizin eve gelip güzel güzel konuşacağız. İyice bir masaya yatıracağız. Ama Ahmet de evde olsun istiyorum. Tabii eğer paçayı kurtarabilirse polisten. Ay sen yine ne saçmalıyorsun ya?